Nerede yaşayabilirsin? Ben söyleyeyim. Kanada'da yaşayabilirsiniz. İskandinav ülkelerinde yaşayabilirsiniz. Yaşayabilirsiniz. Ancak onların da kendi işlerinde ideolojik kesimleri de bizim IŞİD'imizden çok da farklı olduğu kanaatinde değilim. Mesela Yeni Zelanda'da eylem yapan adamlar var. Fakat bunun üzerinden bir bütün Batı kültürünü, bütün Batı insanlığını, Batı medeniyetini bir Haçlı'ya indirgeyerek tekrar böyle kılıç çekip 600, 700, 800 sene önceki şeyi nedir? Tekrar getirmek. Ayasofya üzerinden bir hikaye kurmak falan. Bunlar çok şey, bunlar hesabı verilmemiş. Çok duygusal refleksler. Şimdi kalkarlar vatan haini bile diyebilirler. Ama aklı başında davranmamız lazım. Yani ben dünyanın birçok yerinde Nepal'deki insanlarda da Dalai Lama'ya takipçi olanlarda da Cenab-ı Allah'ın yarattığı o insanın doğasına koyduğu merhameti, şefkati birçok insanın taşıdığını. Dolayısıyla bu dinin de, bu tanrının da kimsenin tek elinde mahallenin tanrısı olmadığını, Andromeda'yı yaratan tanrının öyle ehli sünnetin içine sıkıştırılamayacağını, hiç kimsenin bunun üzerinden iktidar kurması, Allah'a teslim almaya kalkmaması gerektiğine inanıyorum. Biz de şöyle yani. Allah'ın kuluymuş gibi davranıyorlar. Anlatırken Allah'a teslim almışlar gibi konuşuyorlar. Öyle bir tahakküm dili var ki. Artık biraz bu beni yordu. Fakat artık şey, kulağıma pamuk tıkıyorum. Dinlemiyorum, duymuyorum. Peki İşimi şey bildiğim gibi. soracaktım.